Herkese yeniden merhaba. Bugün bir makyaj videosunda karşınızdayım. Gratis'in yeni markası Light ürünlerini deneyeceğiz beraber. Benim de ilk deneyimim olacak, yani hepsini ilk kez beraber deneyeceğiz bu videoda. Dolayısıyla videonun altındaki kutucuğa en azından hani günün sonuna kadar nasıl dayandılar, nasıl kaldılar onunla alakalı fikirlerimi de yazacağım. Şimdi öncelikle cildimi hazırlamakla başlayalım. Cildimi sadece yıkadım sabah. Şu ürünü yıkadım hatta. Dear Class markasının Rich Moist Foaming Cleanser ürünüyle yıkadım. Bu köpük formunda çıktığı için oldukça nazik aslında. İçerisinde çayağı yağı da var. Sülfat yok, pH'i düşük. Benim istediğim bütün özelliklere sahip olduğu için bunu denemek istedim. İçerisinde ayrıca seramit falan da var. Benim çok beğendiğim bir temizleme köpüğü oldu. Çok nazik olduğunu düşünüyorum. Özellikle retinizasyon süreci boyunca da bu ürünü kullandım. O sivilceleri de yatıştırmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok çok beğendiğim bir temizleme köpüğü. Bunu da kullanmaya devam edeceğim. Rice Toner'a gelelim. Bu beni şaşırtan bir ürün oldu. Böyle süt kıvamında bir tonik. Elimde böyle bir iki tane daha süt kıvamında tonikler var. Onların hepsini bir dosyada toplamayı düşünüyorum. Çünkü bu tarz ürünleri kullanmayı çok sevdim. Böyle süt kıvamındaki ürünleri. Değişik böyle bir haz yaşatıyor insana enteresan bir şekilde. Bu ürünün içerisinde %77 pirinç özü var arkadaşlar. Dolayısıyla cildi aydınlatmaya aslında yardımcı oluyor. Şöyle karıştıralım hemen. İçinde ayrıca niacinamide de var. Yani niacinamide de biliyorsunuz cilt tonu aydınlatmaya, genel olarak renk eşitliği sağlamaya yardımcı olan bir ürün. Böyle sulandırılmış süt gibi. Çok beğendim ben yapısını. Çok da severek kullanıyorum. Yani tek başına nemlendirmesi yeterli gelmeyebilir. Özellikle sabahları kullanıyorum. Hani bu aydınlatıcı özelliğinden dolayı. Çok çok beğendiğim bir nemlendirici tonik oldu. Hani bir sürü cilt tipine de uygun olabilir konusundayım açıkçası. Bu nazik bir şekilde aydınlatsın cildi, işte asitler olmadan hafif bir renk eşitliği sağlansın diyorsanız bakabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hemen emiliyor gördüğünüz gibi, yani bir dakika bile olmadı. Ama benim karma cildime nemlendirmesi çok yeterli. Özellikle sabah için çok çok güzel bence. Göz kremimle de devam edeyim. Bu jel formunda bir göz kremi. Bunu geçen makyaj videosunda da kullanmıştım hatırlarsınız. Bir pompa kadar iki göz çevresine de yeterli oluyor. Jel formunda bir ürün olduğu için özellikle bunu sabahları kullanıyorum. İçerisinde kafein var. Bir de argirenim var. O benim sevdiğim botoks etkili peptit. Onun dışında 3 farklı peptit daha var aslında. Hani hem anti-aging için çok iyi, hem de o kafeinle beraber göz altındaki şişlikleri de azaltmaya ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hepsini birden yapan bir ürün gibi. Jel yapısından dolayı da özellikle sabah makyaj altına falan çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok ağır bir yapısı yok. Çok çok beğendiğim bir ürün. Şimdi mineral filtreli bir güneş kremi kullanacağım için altına biraz daha nemlendirme istiyor. Açıkçası bu mat bitişli bir mineral filtreli ürün çünkü. Bundan da bahsedeceğim. Onun öncesinde bol nemlendirme yapmayı tercih ediyorum şahsen. Eğer iyi nemlendirmezseniz bu güneş kreminin altına cildinizi kurutabilir. Çünkü mat bitişli dediğim gibi. Fakat o mat bitişi ben çok sevdiğim için sıkıntı yapmıyorum açıkçası. Altına böyle antioksidan ve nemlendirme etkili bir ürün kullanıyorum. Yani herhangi bir nemlendirici serumunu sürebilirsiniz. Ya da böyle işte hem aydınlatıcı hem de nemlendirici özellikle antioksidan özellikle serumlarda kullanabilirsiniz. Sabahları özellikle antioksidanlar çok faydalı oluyor güneş kreminin altına. Mesela şu aralar ginseng serumunu çok seviyorum. Bu geçen Instagram'da da paylaştım. Böyle herkes bir ürünün hastasıymış, yani öğrenmiş oldum. Göz altında kullananlar da var bu arada. Göz altında ve kirpiklerime kullanıyorum ve inanılmaz faydasını gördüm diyen kişiler de oldu. Ben de şaşırdım. Ben de göz altımı kullanmaya başlayacağım. Şimdi Jumiso markasının bu ürününü kullanacağım. Bu ginseng seruma göre aslında bence daha genç ciltlere uygun bir ürün. Yani ginseng belki hani 25 yaş sonrası için daha uygun olabilir ama 25 yaş altına bu ürün çok daha iyi olabilir. Bunun içerisinde yüksek oranda yalancı iğde özü var arkadaşlar. Yalancı iğde de bildiğiniz gibi çok çok iyi bir antioksidan. O da renk eşitliği sağlamaya yardımcı oluyor. İçerisinde bir sürü farklı vitamin var zaten. Şimdi bunu da kullanayım. Benim çok sevdiğim bitki özleri de var. Yeşil çay, işte meyan kökü özü gibi. Çok çok beğendiğim bir ürün oldu. Bu da hani çok nazik bir ürün dediğim gibi. Eğer daha böyle anti-aging etki bekliyorsanız o zaman ginseng seruma bakın bence. Ama hani daha genç ciltliyim, cilt tonum genel olarak aydınlatmak istiyorum, nazik bir ürün istiyorum, içerisinde asit olmasın, hani genel renk eşitliği sağlasın diyorsanız da Jumiso'ya bakabilirsiniz bence. Oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Sabahları güneş kreminin altına böyle sürebilirsiniz. Güzel bir yapısı var. Bunun içerisinde esansiyel yağlar bulunduğu için çok 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 hassas ciltlere uygun olmayabilir. Onu da eklemek isterim. Zaten içerik listelerini göreceksiniz ekranda. Kendinize göre de bakarsınız hani bana uyar mı uymaz mı diye. Ama çok hassas ciltli değilseniz bir sürü cilt tipine uyum sağlayacağını düşünüyorum ben şahsen. Son zamanlarda böyle benim dikkatimi çeken, beğendiğim ürünleri toplayacağım bir video gelecek bu arada. Son olarak da mineral filtreli güneş kremimi süreceğim şimdi. Bu arkadaşlar, uyarıyorum,
mat bitişli bir güneş kremi, tamam mı? Bunu yağlı ciltliler ve karma ciltliler sever. Bu ürünü de paylaşınca bir sürü farklı kişiden hem olumsuz hem de olumlu çok güzel yorumlar geldi. Bir ürün herkese uyum sağlayamaz zaten. Biz her zaman ciltliklerini belirterek bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz burada. O yüzden şimdi tekrar söylüyorum. Bu ürün arkadaşlar mat bitişli bir ürün olduğu için yağlı ve karma ciltlilerin seveceğini düşünüyorum. Bu ürünü kuru ciltliler kullanırsa ciltlerinde kuruma yaptığını görebilirler. Mineral filtreler genelde daha kurutmaya meyilli oluyor çünkü. Fakat hassas yağlı bir cildiniz varsa aradığınız ürün bu olabilir gerçekten. Çünkü içerisinde esansiyel yağ ve parfüm de yok. Şeyi hatırlarsınız, mineral filtreli güneş kremleri dosyası çekmiştim bu sene içerisinde. Tekrar bir tane daha çekeceğim. Bunu da koyacağım dosyanın içerisine. Tamamen mat bitişli ve mineral filtreli ürün bulmak zor oluyor maalesef. O yüzden hani bundan da bahsetmek istiyorum. Bunu yapısını şeye çok benzettim bu arada. Hani şimdi dağıttım görmeniz için. Böyle çok aşırı beğendik bırakan bir mineral filtreli üründe değil. Ben hani beyaz tenliyim. 10-15 dakika sonraki halini de göstereceğim görmeniz için. Bu şeye çok benziyor bu arada. Our Vegan markasının biliyorsunuz yeşil tüpte bir mineral filtreli güneş kremi vardı. Çok beğendiğimi, işte 10 üzerinden 10 verdiğimi söylemiştim, hatırlarsınız. O ürün stoklara girmeyecek gibi gözüküyor uzun süre. O yüzden hani onu bulamayan kişiler, onu çok seven kişiler bu ürüne bakabilirler. Çok benzediğini düşünüyorum yani. Yapı olarak çok benzediğini düşünüyorum şahsen. Çok hafif bir beyazlık bıraktığını görüyorsunuz. Bu makyaj bazı olarak harika oluyor. Söylemem lazım. Özellikle gün içinde harika oluyor bence. Maskeye takıp dışarı çıkacaksam maskenin altında terleme vesaire oluyor ya. O yüzden mat bitişli güneş kremlerini ben birazcık daha fazla tercih ediyorum. Daha konforlu oluyor benim için. Maske altında işte bütün güneş kremlerim kusma yapıyor derseniz de gene iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi cilt tipine göre tercih yapmanızı öneririm burada özellikle. Şimdi bir 15 dakika bekleyeceğim. Cildime iyice otursun. Siz de görün ne kadar beyazlık bırakıyor görmeniz için en azından. Evet, 15 dakika oldu tam olarak. Cilde oturduğunu, tamamen mat bitişli olduğunu görebilirsiniz. Ben gerçekten yapısını çok beğendim. Özellikle dışarı çıkacağım günlerde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Maske altında da harika oluyor. Makyaj altında da denedim. Hani mat bitişli olduğu için o silikonlu yapısından dolayı da bayağı iyi duruyor. Yani o yüzden şimdi makyaj altına tercih etmemin sebebi de bu. Dudaklarımı da nemlendireyim. Our Vegan markasının böyle yeni ürünleri gelmiş. Bu hafif renk veriyor böyle gördüğünüz gibi. Bir de içerisinde sanırım nane yağı var. Ben çok nane yağını sevmesem de. Hafif böyle bir dolgunlaştırıcı etkisi var. Şimdi birkaç dakika sonra sileceğim bunu zaten. Hani üzerine ruj falan uygulayacağım için. Ama böyle aşırı yapmıyor. Hani Blistex'teki kadar yoğun bir nane yağından bahsetmiyorum. Yoğun kullanmamışlar neyse ki. Sadece böyle hafif bir serinlik sağlıyor diyebilirim. Our Vegan'ın da özellikle serumunu çok merak ediyorum. 100 ml serum nasıl oluyor, 100 ml serum? Bilmiyorum ama bunu da açıp denemeyi düşünüyorum yakın zamanda. Size de deneyimlerimi aktarırım. Evet, şimdi makyaja başlayabiliriz sanırım. Önce bir saçlarımı toplamak istiyorum yani. Kurumaya başladılar ve kabarmaya başladılar gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Şu tarağı deniyorum. Şimdi Denman tarağını deniyorum. Yani şekillendirmesi hoşuma gidiyor benim. Yani farklı farklı ürünlerle deniyorum da beğendiğim bir kombinasyon bulursam da sizinle böyle bir kıvırcık saç rutini gibi bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Light ürünlerine gelelim arkadaşlar. Umarım doğru okuyorumdur. Light, yani böyle okunuyor musun lazım değil mi? Çok fazla ürün çıkarmışlar gerçekten. Ben de hani ilgimi çeken ürünleri aldım açıkçası. Önce şu BB kremle başlayalım. Fondötenler de var seride. Fakat ben BB krem daha çok sevdiğim için bunu denemek istedim. Bendeki rengi 138. Elimde de denedim. Hani fena olacakmış gibi gözükmüyor. Şöyle göstereyim rengi. Hafif sarı alt tonlu diyebilirim bu ürün için. Şimdi nasıl yapalım? Bir tarafa elimle sürmeyi deneyeyim. Bir tarafa da ıslak süngerle sürmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Sünger de daha iyi olacak gibi bence. Biraz kusur belli ediyor gibi geldi ama. Evet, ıslak süngerle sürün. Kesinlikle ıslak sünger daha iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Bir şey diyeceğim, ben beğendim. Bayağı doğal duruyor biliyor musunuz? Kesinlikle ıslak süngerle uygulanması lazım. Çok doğal duruyor. Yapısını çok beğendim. Komedojenik olmayan bir içerik listesi görüyorum. Hani böyle yağlar falan yok gördüğüm kadarıyla. Silikon bazlı bir ürün bu. Dolayısıyla hani böyle bir pürüzsüzleştirici etkisi var. Kesinlikle gözeneklerin görünümünü de azaltıyor. Çok incecik sürmeme rağmen hafif bir renk eşitliği de sağladı. Çok beğendim. Sadece rengi birazcık sarı geldi bana. Hani başka bir rengini almayı düşünebilirim. Ekranda çok kötü gözükmüyor da aynada birazcık daha sarı gözüküyor. Dolayısıyla boynuma doğru inmem lazım sanırım. Birazcık daha boynuma doğru da ineyim. Bir de birazcık daha kapanması gereken yerlere, yüzümün ortası özellikle, oraları birazcık daha fazla süreceğim. Gün sonunda nasıl durduğunda videonun altındaki kutucuğa yazacağım arkadaşlar. Ne kadar dayanıyor diye. Şimdi maskeyle dışarı çıkacağım.
O yüzden daha iyi gözlemleme şansım olur. Yani azdan ortaya doğru bir kapatıcılığı var. Bence gayet yeterli yani günlük hayat, yani günlük kullanım için çok yeterli. Zaten BB krem olması gereken bu yani. Çok kapatıcılık beklenmek lazım. Concealer'a gelelim. Bunu çok övmüşler galiba. O yüzden özellikle bunu denememi isteyen bir sürü kişi oldu. My Cover Concealer diye geçiyor. Rengini bulamadım ama siparişten bakıp yazacağım ekrana. Bu biraz fazla sarık geldi bana. Yani ben birazcık daha soğuk alt tonlu concealer'ları daha çok seviyorum şahsen ama şimdi bunu deneyeceğiz. Beğenirsem eğer yapısını başka bir renk daha alırım diye düşündüm. Corrector gibi bir rengi var bunun. Yani sarı turuncu gibi bir rengi var. Biraz ince yapılı olduğu için kurumasını bekliyorum ki yani daha kapatıcı olsun diye. Rengi bana çok iyi uymadı. Yani sarı duruyor şu an. Biraz kuru kuru durmaya meyilli yani mat bitişli bir concealer'mış. Bir de biraz fazla sarı durdu yani benim yeşillikleri kapatmadı gördüğünüz gibi. Üzerinden başka bir concealer geçeceğim o yüzden. Evet yani bu kusur belli etmeye çok meyilli bir kapatıcı. İstediğim gibi durmadı yani. Bunu başkasına veririm büyük ihtimalle. İlk izlenim olarak beğenmedim. Ben Revolution kullanacağım gene bu Infinite Conceal Undefined Infinite kapatıcısı. Benim en sevdiğim kapatıcı şu anda. Başka bir şey kullanmıyorum zaten. Bir tek bunu kullanıyorum. O kadar seviyorum ki. Bunun rengi de bana cuk oluyor yani. O yüzden. Bir de çok kusur belli etmiyor. Olması çok iyi. BB krem bu arada. Bakın altına mat bir güneş kremi sürdüğüm için mi bilmiyorum şu an ama. Yani çok parlamıyor. Çok cid gibi bir bitişi var. Farkındaysanız. Hafif saten bir bitiş diyebiliriz buna sanırım. Bir sürü cilt tipini seveceğini düşünüyorum. Çok kuru ciltler altına mutlaka nemlendirici bir şey sürsünler. Hani nemlendirici bir güneş kremi olabilir mesela. Bir sürü cilt tipine uyabilecek güzel bir formülasyon yakaladıklarını düşünüyorum yani. Ben aynada gördüğüm görüntüyü çok beğendim şu anda. Çok fazla da kapatmak istemiyorum cildimi böyle cilt gibi görünsün istiyorum yani çok yapay bir görüntü olmaması için. Şimdi aydınlatıcısına gelelim. My Glow Highlighter diye geçen ürünü. Bendeki rengi Moon Gleam rengi arkadaşlar. Fakat birazcık fazla koyu ve fazla sarı geldi. Ben bunu elimin üstünde denedim. Hani cildimde değil de elimin üstünde denedim. Ve birazcık daha simli geldi. Yani bu bana çok koyu farkındaysanız. O yüzden hani çok az uygulamaya çalışacağım. Ama parlaklığı çok güzel gözüküyor. Bir de bu niye bu kadar parfümlü ya? Aşırı parfümlü. Bir de hemen sabitleniyor. O yüzden hızlı hızlı dağıtmaya bakın. Bir de dediğim gibi çok parfümlü. Eğer parfümden aşırı rahatsız oluyorsanız hani bütün yüzünüze sürmeyecekseniz rahatsız etmez ama yüzde simsim durmuyor. Onu sevdim. Birazcık daha sürmeyi deneyeceğim hatta. Enteresan bir şekilde cilt rengimle bütünleşti yani. Çok koyu gözüküyor ama. Bunun daha açık renklerini çıkartın lütfen. Güzel bir formülmüş bu çünkü. Krem formunda olmasına rağmen hani hafif sabitleniyor. Onu fark ettim. Bu da ilk izlenim olarak benden geçen notu aldı gibi gözüküyor. Şimdiye kadar sadece kapatıcıyı beğenmedim arkadaşlar. Şimdi bir de krem aldık kullanacağım. Şu liquid blush'larından bir Sweet Flush 512 rengi. Umarım bu fazla gelmez. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bütün makyajımı bozdum. Sadece ufacık bir damla damlatın tamam mı? Ben şimdi süngerle bunu dağıtmaya çalışacağım. Çok pigmentliymiş. Rengi çok tatlı. Alttakini biraz oynattı ama çok sürdüğüm için olabilir. Düzeltmeye çalışacağım. İlk defa ürün denemenin böyle bir kötü özelliği var. Neyi ne kadar kullanacağını bilemiyorsun. Ay başıma gelenler. Ben aldığı çok beğendim. Bir kere bu da sabitleniyor. Ve kıpırdamayacak gibi gözüküyor yani. Gerçekten çok dayanıklı ürünler yapmaya çalışmışlar. Çok pigmentliler yani. Çok az kullanmaya çalışın. Çok güzel böyle sağlıklı bir cilt görüntüsü var şu anda. Hafif yanaklarım kızarmış gibi. Güzel bir cilt görüntüsü yaratmaya yardımcı oldu. Şimdi pudraya gelelim. Bendeki Fixin Powder arkadaşlar. Ve bu transparan sabitleyici pudra olarak geçiyor. 999 numarası. Bunu da Naşita'nın Pro Backstage 300 fırçasıyla kullanacağım. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. Rengi güzelmiş. Koyulaştırma yapmadı yani. Hani cildimle aynı renk şu anda. Onu beğendim. Göz altlarına da bakalım. Göz altlarını da beğenmedim bunu. Neden söyleyeyim? Göz altlarını grileştirdi. Ben görebiliyorum aynadan. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama göz altlarını grileştirdi. O yüzden çok beğenmedim göz altlarını da. Bu da ilk izlenim olarak testimi pek geçemedim maalesef. Şimdi kaş ürünleriyle devam edeceğim. Bu Brow Marker diye bir ürünü var. Comb and Fill Tip diye geçiyor. Şu şekilde bir ucu var.
Bunu da deneyeceğim. Hani rengi kızıl gözüküyor. O yüzden bir deneyelim bakalım beraber. Beğendim gerçekten. Bunu diyeceğimi düşünmüyordum fakat ürünü çok beğendim ve rengi bana cuk oturdu. Gerçekten çok beğendim. Işık açtım gene çünkü birdenbire hava karardığı için. Arkadaşlar bunu yedekliyorum. Kesinlikle aradığım ürün buymuş. NYX'in ürününe çok benziyor. Fiyatlarını karşılaştırayım. Birisi 99 galiba. Bu yani 100 TL altı olması lazım. Tabii NYX'te daha fazla renk seçeneği var ama ya bu renk bana cuk oldu ya. Çok beğendim. Bu yassı yapısından dolayı da bir yandan kaşlarınızı tarıyorsunuz aslında. Çok mantıklı. Çok daha bir kaş görünümü elde etmeye yardımcı oluyor. 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten çok beğendim. Bir tane de kaş maskarası deneyeceğim. Tinted Brow Mascara diye. Bu bendeki blonde rengi. 163 rengi. Şöyle incecik bir ucu var. O çok hoşuma gitti. Rengi bana uyacakmış gibi geldi ama bakalım. Uyudu gerçekten de. Hafif renk vermeye de yardımcı oluyor bu arada. Ve kalınlaştırıyor kaşları. Ay, kaşlarım güzel gözüküyor şu an. Beğendim yani bu görüntüyü. Bir şey değil mi? Yukarıda kaldırıyor yani ve gayet de tutuyor orada. Kaş ürünleri biraz fazla mı iyi yoksa bana mı öyle geldi? Bilmiyorum ama çok beğendim kaş ürünlerini. İkisini de yedeklerim. Çok çok iyi. Palete geçebiliriz sanırım. Şu palete aldım. Peachy Vibes paletini. İçerisinde böyle benim kullanabileceğim gibi şeftali tonları var. Birazcık daha nötr tonlar da var. Daha sıcak tonlar da var. Genel olarak günlük kullanıma uygun bir palet olduğunu düşünüyorum. Bununla böyle çok yaratıcı bir makyaj yapamayacağım tahmin ediyorum ama matfaların pigmentasyonu gayet iyi gözüküyor bu arada. Bir iki tane de ışıltılı far deneyeyim. Işıltılı farlar çok başarılı gelmedi bana. Bazıları çok zayıf. Şu iki renk çok zayıf geldi mesela bana. Şu ikisi daha iyi mesela. Yani şimdi çok böyle hani sıcak kaçmayan birazcık daha nötr tonlarda bir makyaj yapmayı deneyeyim şimdi. Şu rengi alıyorum ve karıştırma fırçasıyla bu katlanma çizgisine geçeceğim. Çok dökülme yaptı yalnız. Farlar çok dökülme yapıyor. Onu da eklemiş olayım. Ha, pigment olarak gayet başarılı. Şunu yapmanız lazım yoksa şu gözün altına düşüyor. Şu koyu rengi alacağım dış kaşlara geçmek için. Gözümün altını temizlemem gerekecek çünkü bayağı bir dökülme yaptı. Bu kahverengi bazı yerlerde çok iyi dağılmadı. İyi karışmadılar yani. Mesela bu gözde o kadar iyi karışmadılar. Bu gözde karışmış gözüküyorlar da. Benim beceriksizliğim de olabilir de. Gözün altına da şu rengi geçeceğim gene. Hatta koyu renkleri karıştırıyorum ki daha homojen bir görüntü olsun diye. Gözümün altında temizleyeceğim çünkü çok fena dökülme yaptılar. Yani bu farların kalitesinden çok memnun kalmadım. Şimdilik onu söylemek istiyorum dökülme yaptıkları için. Biraz fazla dökülme yapıyorlar. Işıltılı farlara da bayılmadığımı söylemek istiyorum. Şu rengi kullanmayı deneyeceğim. İlginç geldi bu renk bana çünkü. Beğenmediğimi söyleyebilirim. Çok kötü de durmuyor gerçi. Belki eyeliner falan sürdükten sonra daha güzel duracak. Şu açık rengi de göz içlerine geçeceğim. Şimdi eyeliner'a gelelim. My Liner diye geçen bir tane eyeliner var zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Bununla da güzel bir eyeliner çekmeyi deneyeceğim. İnce olması hoşuma gitti. Ucu oldukça iyi. Ve simsiyah gerçekten de. Eyeliner çok başarılı arkadaşlar. Sürümü çok kolay. Gayet rahat bir şekilde çekebildim gördüğünüz gibi. Oldukça başarılı buldum bu ürünü. Gün sonunda da deneyimlerimi size yazarım. Akmazsa mükemmel. Şimdi maskaraya gelelim. Önce kirpiklerimi kıvırayım. Çok fazla maskara vardı seçemedim açıkçası ama şunu almayı tercih ettim. All in one maskara. Yani her şeyi bir arada yapıyor. Büyük ihtimalle bu. Umarım öyledir. Göreceğiz şimdi. Fırçası nasılmış bakalım. Şöyle bir plastik fırçası var. Hacim vermiyor. Onu söyleyebilirim. Çok güzel. Ayırıyor. Tek tek ayırıyor. Ama şu an için hacim verdiğini söyleyemeyeceğim. Belki ikinci katta daha iyi hacim veriyor olabilir. Ama tek tek ayırdı. Bakar mısınız? Wow. Police Fake It kadar hacim vermese de bu tek tek ayırması çok hoşuma gitti. İkinci katta daha çok beğendim bu ürünü. Kesinlikle kullanmaya devam edeceğim ama hani gün sonunda gözünün altına ne kadar geçiyor bir ona bakmam lazım. Videonun altındaki kutucuğa ekleyeceğim tüm ürünlerde olduğu gibi. Çok beğendim. İlk izlenimlerim çok
başarılı bir maskara olduğu yönünde sık sık kullanırım gibi geliyor. Boris kadar hacim vermese de gene de bir takma kirpik etkisi yarattı. Onu çok beğendim gerçekten. Dudak ürünlerine geçmeden önce ben birazcık daha allık geçmek istiyorum. Bir tane böyle toz allık almışım. 513 Morse Quartz rengi bu. Çok güzel bir ton gibi geldi bana bu. Hafif ışıltılı bir allık zannediyorum. Soulfly Cosmetics'in böyle açılı fırçasını kullanıyorum. İçinde ışıltılar var. Ben böyle ışıltılı allıkları çok seviyorum. Çok aydınlatıcı sürmeye de gerek olmuyor. Şu anda çok farda olmuş gibi gözüküyor ama ruj süreceğim için dengelenecek diye düşünüyorum. Işıltılı güzel bir renk ya. Bu bir sürü kişiye uyabilir belki. Çok böyle soğuk altı olduysanız belki uymayabilir ama nötr altı olduysanız ve sıcak altı olduysanız benim gibi beğenirsiniz diye düşünüyorum yani. Allığı da çok beğendim. Ya allıkları çok beğendim genel olarak. İki tane de dudak kalemi almışım. Online'da bu arada renkler bence tam anlamıyla belli olmuyor ama alttaki asansörlü dudak kalemi, üstteki de şu normal dudak kalemi arkadaşlar. İkisinin de rengini ekrana yazacağım. Şu normal olan dudak kalemi deneyeceğim çünkü bunun rengi daha açık olduğu için diğerleri daha iyi uyar sanki. Güzel, tam dudak rengi almışım. Beğendim. Çok güzel. Yapısı böyle çok yumuşak veya çok sert değil. Tam olması gerektiği gibi yapmışlar yani. Doğru renk seçmişim. Tebrik ediyorum kendimi. Bir şey diyeceğim. Kendi dudağımı büyütmüşüm gibi olmadı mı? Şimdi 4 tane ruj almışım. 4 tanesi ilgimi çekmiş. Aslında bir sürü farklı ruj var markada ama ben 4 tanesini almışım. Bir de yani web sitesinde swatchları o kadar kötü ki gerçekten seçmekte çok zorlandım. Mağazaya da gidip seçemediğim için hani internetten aldım hepsini. 4 tane ruj var elimde. Hepsini göstereceğim size. Bu bir tanesi bu Magic Matte Lipstick. Bendeki Natural Cherry rengi. 301 numara. Böyle güzel bir kahverengi aslında. Ama güzel bir bitişi var bence. Çok mat değil. Hani tam dudak rengi gibi olabilir. İkinci aldığımda My Lips. Gene matte lipstick. Ama My Lips diye geçiyor. Paketlemesi farklı. Rose Blush rengi arkadaşlar. Bu daha pigmentli bir ruj diğerine göre. Güzel renkler seçmişim. Nude renkler hepsi. Bir tane böyle plum pink lipstick, dolgun görünüm veren ruj var elimde. Bu da Lovely 545 numara. Bir de normal mat rujları da vardı ama mat rujlar çok kurutuyor diye onları almak istemedim açıkçası. Evet, bu parlak yapılı bir ruj arkadaşlar. Benim üstünden geçti. Bayağı parlak bitişli bir ruj. Son olarak bir de Glamour Puff var. Bendeki rengi de Light Series rengi. Şu şekilde sünger aplikatörü var. Sıkıyorsunuz ve ürün geliyor. Bakın. Birazcık böyle nar çiçeği, soğuk aftonlu kırmızı gibi. Hepsini göstereceğim dudağımda şimdi. Şu Magic Matte Lipstick'le başlayacağım. Güzel bir renk seçmişim. Tam aslında soğuk aftonlu bir nude renk bu. Ve ben bu renkleri seviyorum. Yani çok kullanmasam da daha sıcak tonlara gitsem de bu renkler de bana gidiyor aslında. Renk alt tonunuza göre seçim yapabilirsiniz burada. Soğuk alt tonluysanız bu renk size mükemmel olacaktır bence. Özellikle mesela bu tarz rujları ben smoky makyajlarla falan kullanmayı seviyorum. Güzelmiş. Yapısı da güzel. Dudakta çok ağırlık da yapmıyor. Başarılı. Oldukça beğendim. Bu elimde kalacak olanlardan bir tanesi. Şimdi bunu silip diğer mat ruja geçelim. Diğer asansörlü dudak kalemini deneyelim bu arada. Bu daha pigmentli, daha yumuşak yapılı. Onu hemen söyleyebilirim size. Yani tek başına ruj gibi duruyor farkındaysanız. Ben bu tarz dudak kalemlerinden ziyade diğerini tercih ederim. Diğerleri daha doğal duruyor bence. Bunlar çok kendini belli ediyor. Yani dudak kalemi olduğunu belli ediyor. Dağıtmanız gerekiyor. Şimdi dağıtacağım bunu da. Güzel bir renkmiş bu gerçekten. Diğer mat ruja gelelim. Bu daha pigmentli bir ruj. Birazcık daha sıcak alt tonu bir de bu. Evet, bu da güzel. Biraz fazla sıcak mı sadece? Ama güzel bir renk. Bu birazcık daha kurutabilir gibi geldi diğerine göre. Haberiniz olsun. Diğerinin yapısını daha çok beğendim ben. Daha konforlu. Bu birazcık böyle dudakta kendini hissettiriyor. Daha kalıp kalıp duruyor yani diğerine göre. Ama sürümü falan güzel. Rengini de beğendim. Dudak kalemi bana biraz fazla geldi. Onu dağıtacağım şimdi bir kulak pamuğuyla. Bu şekilde çok daha iyi oldu. Rengini de beğendim. Güzel bir renk. Bu makyajla daha uyum sağladı bence. Şimdi dolgun görünüm veren ruju deneyelim beraber. Bunun içinde de nane yağı var. O yüzden böyle bir dolgunlaştırıcı etki ondan geliyor olabilir.
Çünkü baya böyle bir ferah ferah hissediyorum şu anda. Dudakların hafifçe dolgunlaşmasına da yardımcı oluyordur. Parlak görünüm çok güzel. Çok konforlu. Yapış yapış değil. Lip gloss gibi değil. Tam anlamıyla parlak ruj aslında. Ben bu tarz parlak rujı çok severek kullanıyorum. O yüzden bunu da severek kullanırım tahmin ediyorum. Rengini de beğendim aslında. Doğal bir renk yani en azından. Bir sürü makyajla uyum sağlar diye düşünüyorum. Bunda hafif sıcak bir alt tonu var fark ettiyseniz. O yüzden sıcak alt tonu, nötr alt tonu kişilere daha iyi olacaktır. Son rengi de söyledim. Son rengi zaten kırmızı renk olduğu için. Bu aralığından en fazla arkasında renk bırakan ruj. Elimin üstünde denedim. Hani silmeyi denedim. En çok hangisi arkasında renk bırakıyor diye. En zor çıkan ürün bu oldu. Yani en dayanıklı ruj bu aralarında. Onu söylemek isterim. Diğerleri tazeleme isteyecektir gün içinde. Bunu gene paçayla dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi bu rujlar çok sıvıydı en başta gördüğünüz gibi. Sonra hemen sabitleniyor. Ve büyük ihtimalle likit mat ruj gibi bayağı uzun süre kalacak gibi geldi bana. Biraz daha sürüyorum tam ortasına. Sabitleniyor gibi geldi bana. Çünkü bir yerden sonra oynatamıyorsunuz yerinden yani. Evet, makyajın sonuna geldik. Ben bu arada kahve yapıp geldim. Bu şekilde ruj iyice çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani tamamen transfer proof değil yani. Hatta şöyle görebilirsiniz. Çok az da olsa geliyor. Oldukça kalıcı olacağını düşünüyorum. Bu akşam bir yemeğe çıkacağım zaten. Bu arada evde son iki günümüz. Bu ışık problemini de çözeceğimi düşünüyorum. Bu çektiğim son videoydu bu evde. Bundan sonraki videolar yeni evde çekileceği için ışık problemini çözmüş olurum diye hayal ediyorum inşallah. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Ben şimdi kısaca özet geçmek istiyorum. Hangilerini sevdim, hangilerini sevmedim ilk aşamadan. Bence göz paleti, pudra ve de concealer'ı ben çok beğenmedim açıkçası. Yani ilk izlenim olarak beğenmedim. Beğendiğim cilt ürünleri ise şunlar oldu, hemen göstereyim. Bir kere BB krem gerçekten çok başarılı. Yani ilk izlenim olarak çok başarılı. Tabii gün sonunda nasıl burnumun ortasından silinir mi onu bilemem. Ama şimdilik çok çok beğendim. Aldıkları çok beğendim. İkisini de çok beğendim yani. Şu çok daha doğal bir ton. Hani toz aldık seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Likit aldık seviyorsanız çok güzel sabitlenen bir likit aldık yapmışlar. Çok da pigmentli. 10 numara. Aydınlatıcıyı da beğenmeyeceğimi düşünmüştüm renginden dolayı ama çok güzel sabitleniyor. Yani krem aydınlatıcı olup da böyle sabitlenen bir ürün denememiştim daha önce. O yüzden beni şaşırtan bir ürün oldu. Bunu da beğendim arkadaşlar. Yani şu dörtlü beni mutlu etti şu anda cilt makyajımda yani. Kameradan da iyi gözüktü düşünüyorum. Aynadan da baktığımda mesela şu anda hiçbir kusur görmüyorum. Hani pudrayı çok beğenmedim dedim ya. Göz altında beğenmedim ama ciltte kötü durmuyor. Kaş ürünlerine aşık oldum. Kaşlarım bayağı iyi gözüküyor yani bence. Özellikle bu kaş maskarası beni şaşırttı çünkü sabitledi yani. Eğer böyle günün sonunda aşağıya düşmezse süper. Kullanmaya devam edeceğim. Eyeliner ve maskara ikilisi de gayet başarılı gerçekten. Eğer eyeliner'ın kahverengisi de varsa onu da almayı düşünüyorum. Çok beğendim çünkü. Güzel, çok rahat çekebildim yani. Ve dudak ürünlerine de gelirsek rujların hepsini çok beğendim. Ama bir tane favori seçecek olsam bu ruj güzelmiş aslında bayağı. Güzel bir renk yani. Özellikle ilk denediğim bu Magic Matte Lipstick yapısı çok konforlu geldi bana. Hani böyle daha az pigmentli ama yapısı çok konforlu olduğu için hani gün içinde de tazelemesi kolay olur diye düşünüyorum. Bunu çok beğendim. Bunun yapısı birazcık kalın geldi bana ama gene de rengi çok güzel. O yüzden kullanmaya devam edelim. Dolgunlaştırıcı ruj da gayet güzeldi. Bu da güzel bir kırmızı ruj aslında. Bunu da kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü o mat duruşu hoşuma gitti. Bir de çok fazla, dediğim gibi çok fazla transfer olmuyor. O da güzel. Dudakları çok kurutacakmış gibi de gelmedi. Şimdilik ürünlerden memnun kaldım yani. Son olarak da dudak kalemlerinden. Bu asansörlü olan değil de normal olan dudak kalemini çok beğendim. Çok sert değil, çok yumuşak değil ve çok doğal duruyor dudakta. Siz de gördünüz zaten. Ve tam dudak rengi seçmişim gerçekten. Böyle dudaklarınızı büyütmek isterseniz bunu da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ürünlerin çoğunu beğenmeyeceğimi düşünmüştüm ama beni şaşırttılar. 3 tanesini beğenmedim. Geri kalanlarını oldukça beğendim. Dediğim gibi son fikirlerimi de yine aşağıdaki kutucuğa yazacağım arkadaşlar. Çok istemiştiniz bu videoyu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım merak ettiğiniz ürünlerden bahsetmişimdir. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.